İlk önce Nokta derince Tatlar bir lezzetli yoğurma yemeklere kasesi hoş alalım. geldiniz. Bugün sizlerle çiçek ekmeği yapacağız. Herkes evinde kendi ekmeğini kolaylıkla yapabilir. Dışarıdan fırından aldığınız ekmekle birebir aynı, hatta ondan daha güzel ekmekler yapabilirsiniz. Diğer videolarımda farklı ekmek yapımlarını da tarif ettim. Değişik ekmekler yapmak isterseniz diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Şimdi çiçek ekmeğin yapılışına geçelim. Öncelikle ekmeği yapabilmek için malzemelerimizi hazırlayalım. Malzemeler: 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurtanın akı, aldığı kadar un. Üzeri için 1 yumurtanın sarısı, 2 çorba kaşığı süt, susam, çörek otu veya haşhaş kullanabilirsiniz. Şimdi çiçek ekmeğin yapılışına geçelim. İlk önce derince bir yoğurma kasesi alalım. İçine ılık suyu ilave edelim. Ardından 1 bardak ılık sütü ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ilave edin. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra mayayı ilave edin. Her şeyi ilave ettikten sonra tahta kaşık yardımıyla iyice karıştıralım. Ben büyük su bardağı kullandım. Siz normal su bardağı kullanarak yapın. Bu tariften 2 adet ekmek çıkıyor. Malzemeleri iyice harmanladıktan sonra bir tencere kapağını üzerine kapatalım. 5-6 dakika geçtikten sonra kapağını açalım. Malzememizi tahta kaşıkla tekrar karıştıralım. Ardından 1 bardak unu ilave edelim. Tekrar karıştıralım. 1 adet yumurtanın akını ilave edelim. Yumurtanın sarısını ayrı bir yere ayıralım. Daha sonra ekmeğin üzerine sürmek için kullanacağız. Harcımızın içine azar azar unu ilave edelim. Bir yandan da yoğurmaya devam edelim. Hamur kasesinin içinde bir müddet yoğurduktan sonra tezgahın üzerine un serperek hamuru tezgahın üstünde biraz daha özleştirelim. Avucumuzun iç kısmıyla bastıra bastıra tezgahın üstünde yoğurmaya devam edelim. Ekmek hamurunu yoğururken devamlı katlayarak yoğurun. Hamurun hava almasını ve gözenekli olmasını sağlar. Hamuru tezgahın üzerinde iyice yoğurduktan sonra yuvarlak bir form vererek yoğurma kabının içine tekrar koyalım. Üzerini streç filmle kapattıktan sonra temiz bir bez örtelim. 1 saat kadar sıcak bir yerde bekletelim. 1 saat geçti, hamurumuz mayalanıp kabardı. Hamurun üzerindeki streç filmi çıkartıp üzerine bir miktar un serpelim. Hamuru yoğurma kabından çıkartıp tezgahın üzerine alalım. Elimize yapışmasın diye arada bir unlayalım. Tezgahın üzerine bir miktar un serpip hamuru tezgahın üzerinde yoğurmaya başlayalım. Bu aşamadan sonra hamuru hınca hınç yoğurmayın. Yavaş hareketlerle hamuru katlayarak yoğurun. Daha sonra hamuru katlayarak toparlayın. Hamura çok sert davranırsanız kabaran gözeneklerinin kapanmasına sebep olursunuz.
Bu yüzden nazik hareketlerle hamurunuzu toparlayın. Bu hamurdan 2 adet ekmek yapacağımız için 2 eşit parçaya bölelim. Daha sonra ilk böldüğümüz parçadan 8 adet beze çıkaralım. Çıkardığımız bezeleri elimizle yuvarlayalım. Kek kalıbınız varsa içine yağlı kağıt serin. Kek kalıbınız yoksa kulpları yanmayan bir tencerenin içine de yağlı kağıt serip aynı işlemi yapabilirsiniz. Yuvarladığımız bezeleri kek kalıbının içine dizelim. 2 adet ekmek yaptım. Birini kek kalıbında, birini de tencerede yaptım. Ekmeğin ilkini 5 adet bezeden, ikincisini de 8 adet bezeden yaptım. Bezeleri kek kalıbının içine yan yana dizelim. Bütün bezeleri dizdikten sonra orta kısmına da bir beze koyalım. 15-20 dakika geçtikten sonra hamurun üzerindeki bezi kaldıralım, hamurların kabarıp kabarmadığını kontrol edelim. 1 adet yumurta sarısının içine 2 kaşık süt ilave ettikten sonra fırçayla çırpıp ekmeklerin üzerine sürelim. Bütün bezeleri bitirdiyseniz hamurların üzerine streç film veya bez örtün. Kek kalıbının içinde bir müddette bu şekilde kabarmasını bekleyelim. Ardından susam ve çörek otunu karıştırdıktan sonra ekmeklerin üzerine serpiştirelim. Yaklaşık 15-20 dakika kabarmasını bekleyelim. Çiçek ekmeğe haşhaş da serpebilirsiniz. Çiçek ekmeğe haşhaş çok yakışıyor. Ardından fırınımızı önceden 180 dereceye ayarlayalım ve ekmeğimizi fırınımıza verelim. Ekmeğin içine süt kullandığımız için ekmek yumuşacık pamuk gibi olacak. Bu ekmeği sadece suyla da yapabilirsiniz. Eğer suyla yaptıysanız ekmeği fırına verdiğinizde bir bardak suyu fırının içine koyarsanız ekmek daha yumuşak olur. Ekmek pişerken fırını sürekli kontrol etmeyi unutmayın. Yaklaşık 20-25 dakika içerisinde ekmeğiniz nar gibi kızaracaktır. 20-25 dakika geçtikten sonra ekmeği fırından çıkaralım. Çok sıcak olduğu için ekmeği kalıptan çıkarırken biraz zorlandım. Ekmeği kalıbından çıkarmadan önce temiz bir bezi üzerine örtüp bir müddet bu şekilde dinlenmesini sağlayın. Daha sonra ekmeğinizi parçalara ayırabilirsiniz. Sizlere gösterebilmek için 5-6 dakika bekledikten sonra ekmeğimi böldüm. Gördüğünüz gibi dumanı üzerinde oldukça sıcak. En azından bir parçacık bölüp ne kadar yumuşak olduğunu sizlere göstermek istedim. Fırından aldığınız ekmekten hiçbir farkı yok. Hatta daha güzel. Videoyu izlediğiniz gibi evde ekmek yapmak bu kadar kolay ve keyifli. Siz de ekmeğinizi kendiniz evinizde yapabilirsiniz. Ekmeğiniz aşınız bol olsun. Hepinize afiyet olsun. Nokta Tatlar lezzetli yemeklere abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.